Ağız içi kaynaklı patolojik ağız kokusu. Kronik ağız kokusu, kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen ve sosyopsikolojik problemlere yol açan bir rahatsızlıktır ve mutlaka önemsenmelidir. Diğer taraftan ağız kokusu, pek çok ciddi hastalığında habercisi olabilmektedir. Ağız kokusu, koku alma sinirlerinin kokuya adapte olması nedeniyle kişinin kendisi tarafından hissedilmesi zordur. Çoğunlukla kişinin çevresindekilerin ikazı ile anlaşılabilir. Elbette ağız kokusu problemlerinin tamamı bir rahatsızlığın semptomu değildir. Uzmanlar, ağız kokusunun altında yatan sebeplere göre fizyolojik ve patolojik ağız kokusu olarak gruplandırmaktadır. Asıl üzerinde durulması gereken ağız kokusu, patolojik ağız kokusudur. Patolojik ağız kokusu bir rahatsızlık ya da hastalıktan kaynaklanır ve kalıcı bir problemdir. Şayet ağız kokusu bir hastalıktan meydana geliyorsa, ne kadar hijyene özen gösterseniz de yaptığınız her türlü ağız bakımına rağmen geçmez. Ağız temizliği ve hijyeni ile tedavi edilemez. Bu yüzden uzmanlar, kronik ağız kokusu varsa mutlaka ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarır. Patolojik ağız kokusunun %90'lara varan oranda çoğunluğu ağız içi sebeplerden, geriye kalan %10'luk kısmı ise ağız dışı veya sistemik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bugünkü videomuzda ağız içi kaynaklı patolojik ağız kokusunu anlatıyoruz. Ağız içi kaynaklı kötü kokuların oluşumunda etkili olan bazı faktörler şunlardır. Dil yüzeyinde biriken eklentiler. Ağız içi kaynaklı patolojik ağız kokusu çoğunlukla bu eklentilerden kaynaklanır. Basit diş eti hastalıkları da ileri derecede ağız kokusuna neden olabilmektedir. Ağız içi kaynaklı patolojik ağız kokusu vakalarının %17'si gingivisit olarak adlandırılan diş eti enfeksiyonlarından kaynaklanır. Ağız içi kaynaklı patolojik ağız kokusu vakalarının %15'i periyodontitisten kaynaklanır. Diş çürümeleri, diş eti problemleri, ağız içi anomaliler ve diğer periyodontal hastalıklar bu gruptaki rahatsızlıklardır. Yaşanan bir ağız kokusu probleminin ağız içi nedenlerden mi yoksa başka nedenlerden mi kaynaklandığını anlamanın çeşitli yolları vardır. Kötü kokunun kaynağı ağız içi ise şu durumlar gözlemlenir. Koku sadece ağızdan gelir, burundan gelmez. Dişlerin ve dilin fırçalanması, etkili bir ağız temizliğinin uygulanması durumunda koku bir haftada önemli oranda azalır. Konuşma sırasında koku arttığı gibi ağız kuruluğu da artmaktadır.